Şimdi ikinci konu. İkinci konumuz ne? Biz burada hem sinema izleyip hem müzik mi dinlemek istiyoruz? Biz müziğe çok mu önem veriyoruz? Yoksa sinema benim için daha önemli, müzik zaten güzel hoparlörlerim olacak, bu bana yeter mi diye düşünüyorsunuz? Benim yukarıda bir stereo setup'ım daha var müzik için. Süper değil ama bence gayet iyi. Ayrıca burada da dinlemeyi çok seviyorum. Çünkü buranın akustik düzenlemesi çok iyi. Yani yukarıdaki hoparlör bunun 5 katı daha iyi olsa buradaki şeyi veremeyeceğine eminim. Sesi veremeyeceğine eminim. Çünkü gerçekten akustik düzenleme çok önemli. Ona birazdan geleceğim. Dediğim gibi müzik mi, film mi? Kararımızı verdik. Dedik ki biz müziğe önem veriyoruz. Müzik için ayrı receiver kullanacağım. Sinema için ayrı receiver kullanacağım. Evet, çok param yok. Sadece bir hoparlör takımı alabilirim. Ya da çok param var. İkisinde de ayrı ayrı da alabilirim. Bazıları yan yana koyuyorlar hoparlörleri. Biri müzik hoparlörü, biri film hoparlörü oluyor. Öyle bir şey yaparsınız zaten. İki tane ayrı receiver koyarsınız, geçersiniz. Öyle de bir şey yapabilirsiniz. Ama görüntü kirliliği olmasın, rahat olsun. Hem onu da kullanayım, hem bunu da kullanayım derseniz ne yaparsınız? Bir tane ev sinema sistemi receiver alırsınız, AVR'si. Ve bir tane de müzik dinlemeye ayrıca önem verdiğiniz için müzik için de stereo receiver alırsınız bir tane. Bunları nasıl, ne yapabilirsiniz? Bunların ikisini bağlayabilirsiniz. Birçok belirli bir şeyin üstündeki receiver'larda home theater bypass ya da farklı isimler de olabiliyor. Direct input olabiliyor. Başka ne olabiliyor? Direct pass oluyor sanırım. Hatırlayamadım. Farklı isimler var ama genelde kullanılan home theater bypass oluyor. HD bypass. Genelde o oluyor. Şimdi onu ne yapıyorsunuz? İki receiver alıyorsunuz. Birbirine öbür receiver'ın şeyini dış RCA out'tan genelde bağlanıyor bunlar. Aslına bakarsanız çok çeşit bağlantı yöntemi var. Biriyle bağlandığınız zaman işte öbürünün kumandasıyla kullanılabiliyorsunuz. Öbür türlü yaptığınız zaman öyle yapıp, yani bunu bence internetten kendi ekipmanlarınıza göre araştırmanız çok daha iyi olur. Hatta bunun için mesela home theater bypass olan receiver'ların böyle güncel yapıldığı bir web sitesi vardı. Orayı da bulursam size onu koymaya çalışırım. Bulamazsam siz kendiniz bulursunuz. Kusura bakmayın. Onları birbirine bağlıyorsunuz. Bundaki şeyleri HD bypass'la oradakini birbirine bağlıyorsunuz. Ne oluyor? Sinema izlemek istediğiniz zaman home theater ev sinema sistemi receiver devreye giriyor. Müzik dinlemek istediğiniz zaman müzik sisteminin receiver'ı devreye giriyor. İki kanallı. İkisinde de genelde ama dediğim gibi bağlamış şeyine göre değişir. Ama normal bir bağlantıda HD bypass'ı kullandığınız zaman receiver'ın kumandasıyla stereo receiver'ın kumandası olması gerekiyor. Çünkü bu home theater diye isim geliyor ya. Ev sinema sisteminin receiver'ı direkt bütün sesi son sesle diyeyim size. Son sesle hiç kısmadan öbürüne verdiği için orada ayrıca bir ses kumandasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Zaten hemen hepsinde vardır. Olmadı da elinizle gidip kalkıp yaparsınız, artık yapacak bir şey yok. Buna da karar verdik. Böyle yaptık. Ama mesela ben yukarıda müzik dinliyorum. Burada da dediğim gibi bunlar beni gayet idare ediyor. Böyle kulağımla bütün sesleri analiz edip böyle bir test yapıyor nizamında. Müzik dinlemeyi de sevmiyorum. Öyle çok o anlamda audiophile değilim yani. Biraz eziyet oluyor çünkü bence. Arkadaşlar kızmasın bana ama. Bu daha mı iyi oldu? Daha mı güzel oldu? Aa, bu tizleri çok iyi veriyormuş. Aa, bu basları kötü veriyor. Aa, işte vokallerde şunun şurası zayıf falan derken müzikten ses alamıyoruz. Müzikten keyif alamıyoruz yani. O yüzden ben o işlere çok girmemeye çalışıyorum. Bazen kendimi kaptırıyorum. Aa, bunun şeyi daha iyiymiş falan filan. Sonra hemen frenliyorum böyle. Hiç gerek yok diyorum. Hiç gerek yok arkadaş. Müzikten zevkini al. Önemli olan o. Belli bir şeyden sonra zaten belirli bir şeyden sonra dediğim gibi o sesi alabiliyorsunuz. Güzel oluyor. Hoşunuza gidiyor. Sonuçta 1 milyon dolarlık sistem değil. Kesinlikle tabii ki çok daha iyidir. Çok daha iyi ses verecektir ama yani işte 3-5 lira verdiğiniz zaman
Çok az kişinin bu hobisi var. Sokaktaki insanların 100'ünden 99'undan daha kaliteli bir müzik dinlediğinizi bilip keyifli, mutlu olabilirsiniz bence. Buraya geçtik. Şimdi hoparlör seçimi. Hoparlör seçimi nasıl olmalı? Hoparlörde genellikle sinema hoparlörlerin duyarlılığı daha yüksek oluyor. Neden? Daha dinamik olmalı. Çünkü sahnede her an bir şey oluyor. Her an ses değişimi oluyor. Ve buna çok hızlı cevap verebilmeli. Ve çok fazla güç harcamadan cevap verebilmeli. 11 tane hoparlör var. 11 tane hoparlörü bir receiver'a bağlıyorsunuz. Bir receiver onun hepsine güç verebilmeli diye düşünüyorsunuz. O yüzden hoparlörlerin sensitivity'si, duyarlılığı ne kadar yüksek olursa o hoparlörleri sürmeniz daha rahat olur. O yüzden geldi mesela Clips gibi horn hoparlörlerin çok kullanıldığını görüyorsunuzdur. Neden? Onlar daha rahat sürülüyor, daha dinamik ses veriyor, daha mekanik de ses veriyor belki ama mekaniği isteyen de olabiliyor. Çünkü hani ne bileyim araba çarpışmasında metallerden ses duyuyorsunuz falan filan. Birazcık saçma oldu ama gerçi o klip şeyin işte bu peppercorn işte ne bileyim çeşitli şeyler alüminyum kullanılabiliyor, kağıt kullanılabiliyor. Yani birçok şey kullanılabiliyor. Onunla da alakası var. Birazcık konu dağıldı. Neyse geçtim. Hoparlörlerimize karar verdik. Orta karar bir şey aldık diyelim. Mesela bizim benimkinin 92 şeyi hoparlörün sensitivity'si 6 ohm. Yani gayet iyi. Şu rahat sürülebilecek bir hoparlör. Hoparlörlerimizi aldık. En önemli hoparlörler buradaki 3 hoparlör arkadaşlar. Bu 3 hoparlöre bütün paranızı yatırın. Öyle diyeyim. Yani surround'larla falan hiç böyle kendinizi yormayın, zorlamayın. Çünkü surround'lar filmlerde çok çok fazla kullanılmıyor. Sahne karşımızda arkadaşlar. Sahne karşımızda. Sesler buradan geliyor. Olay burada dönüyor. O yüzden bütün olay şu üçünde dönüyor diyebilirim. Tabii ki hepsi değil. Ama yani şimdi bu kule hoparlörünün aynısını alıp buraya koyabilirsiniz. Evet bakın altına bir şeyler yaptırmışım, koymuşum falan filan. İşte. Evet, param olsa hepsini kule koyardım. Evet. Ama param olmadığı için küçüklerinden aldım, koydum. Böyle işte tabii Dolby Atmos ses, böyle çevresel sesler, uzamsal seslerle müzik dinlediğiniz zaman daha iyi, daha güçlü bir hoparlör olmasını istersiniz ama bunlar hep sizin bütçenizle alakalı. Bütçeniz varsa daha iyisini koyun. Bütçem kısıtlı diyorsanız bu kısıtlı bütçeyi kesinlikle şöyle söyleyeyim. Bütçenizin %80'ini ön 3 hoparlöre ayırın. %80'ini diyorum. Ben %90'ı bile diyebilirim yani. Geri kalanını da %10'unu 20'sini de stereolara ayırın. Çünkü burada benim kullanmadığım dolu şeyim var. Hoparlörüm var. Daha dolu var yani bunlar kullanmıyor burada duruyor. Başkaları da bunlar da yeter. Öyle söyleyeyim yani. Tamam bunun kadar iyi olmaz. Bu da bunun kadar iyi olmaz. Ama bunlar da işinizi gayet güzel görebilir. Mümkünse aynı model ve aynı marka ve aynı model alın. Neden? Çünkü işte az önce bahsettiğim gibi biri kağıt şey kullanır. Kon diye isim geliyor. Her şeyin İngilizcesi aklıma geliyor. Mesela bu benimki kağıt. Bunların bazılarının alüminyum oluyor. İşte o zaman seste farklılıkları oluyor. Ona İngilizce internetten araştırın. Treble match deniyor. Bazıları onun olmadığına inanıyor. Ses sestir diyor. Ama bence çok değil gibi. Yani bence mümkünse tutturun. Özellikle bu üçünü kesinlikle tutturun. Kesinlikle dedi. Ya hiçbir şey kesinlikle değil. Tabii bu şey birçok şey subjektif. Objektif şey çok az var bunda. Yani hani öbüründen de hoşlanabilirsiniz. Biri farklı, biri farklı. Center farklı olabilir. Sörantlar farklı olabilir. Ama mümkünse benim size söyleyeceğim ön hoparlörler aynı marka, aynı model olsun. Arkadaki hoparlörler aynı marka, aynı model olmasa da olur. Ama aynı marka, aynı model yapabilirseniz güzel olur. Yani kule almayın, bookshelf alın. Bookshelf'in en küçüğünü alın. Ama o şeyler tutsun birbirini. Yani şöyle göstereyim mesela şuradan açayım size. Şunu açabilirsem eğer. Şimdi bunun şeyleri gördüğünüz gibi bununla aynı tamamen. Anladınız mı? O yüzden güzel böyle birbirinden kopmadan sesler gelecektir.
Dediğim gibi en önemli şey sahne. Burayı çok iyi tutuyoruz. Hoparlör seçiminde bunlara dikkat ediyoruz. Tavan hoparlörleri çok az kullanılıyor arkadaşlar. Çok 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 az kullanılıyor. O yüzden tavan hoparlörlerine para yatırmayın. Normal sıradan bir hoparlör alın geçin. Yani bu işe girdiğiniz zaman geçemiyorsunuz. Öyle olmuyor ama ben de bunu işte Magnat neydi bu? İyi bilmem ne 8 inçlik bir şey aldım yani. 30 Hz'e kadar inebiliyor. Yani çok şey kötü bir şey değildi. Ama çok iyi bir şey de değil. Yani çok çok daha fazla para bağlayabilirdim ama bir anlamını görmedim. Orta karar bir şey aldım koydum öyle söyleyeyim size. Başka bununla ilgili ne diyebilirim? Hoparlörlerin yerinin seçimini söyleyebilirim. Şimdi hoparlörlerin yeri seçilirken ne yapıyoruz arkadaşlar? Önde iki tane stereo hoparlörümüz var ve bizim oturma yerimiz var. Şimdi biz bu oturma yerimizle hoparlörleri bir üçgen var sayıyoruz. Bu eşit eşkenar üçgen olabilir. Farklı konfigürasyonlar var arkadaşlar. İnternetten bakarsınız zaten. Ben genellerini anlatıyorum. Farklı şekilde hoşlananlar olabilir. Farklı hoparlörlere farklı şeyler uygulanıyor olabilir. Şimdi bu kutu hoparlörleri genellikle kullanılan hoparlörler. Bizim bu arkası kapalı kutunun içinde hoparlörler. Açık open baffle hoparlörler var. Onlar farklı ses veriyor. İşte ne bileyim dediğim gibi horn hoparlörler, o clips tarzı söyleyemiyorum bir türlü ismi anladınız. Tarzı hoparlörler var. Onlar biraz daha farklı olabilir. Hani çok fazla yaklaştırmanıza gerek olmayabilir. Yani çeşit çeşit şeyler var. Ben genelden bahsediyorum. Siz kendi sisteminize göre daha detaylı araştırabilirsiniz. Bir üçgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Üçgenin ortasında bu tarafında ben oturuyorum. Pijamalarımla. Bu tarafta da hoparlörlerimiz duruyor. Şimdi hoparlörlerde genellikle hoparlörlerin böyle yaklaşık 15 derece açıyla size doğru dönmesi. Bakın şöyle tam düz alayım ben bunu. Şu an ben düzüm sahneye. Dümdüzüm şöyle. Ama gördüğünüz gibi hoparlörler birazcık benim oturma yönüme doğru bakıyor. Tamamen çevirmiyorum bakın. Tamamen değil. Yaklaşık 10-15 derece kadar bana doğru çeviriyorum. Benim için bu daha iyi gibi geldi. Hiç çevirmeyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hoparlörlere göre değişir. O horn hoparlörler biraz daha böyle direkt verir sesleri. Nasıl diyeyim oturma şeyine daha direkt verir. Mesela onların bazılarını hiç çevirmek zorunda olmayabilirsiniz. Bazılarını da tam tersi daha çok çevirmek zorunda olabilirsiniz. Deneme yanılmayla kendi hoparlörlerinizi kendi odanızda bulabilirsiniz. Ama genelde çıkacak sonuç bu. Yani yaklaşık bir 10-15 derece hafif içe size doğru bakmasını istiyorsunuz genelde. Böyle daha iyi ses alıyorsunuz. Bunları o şekilde ayarladık. Ha, mümkünse şimdi bu center hoparlörü yani genelde efsane sistemlerinde böyle şey koyuyorlar. Yanlamasına koyuyorlar. Ama genelde bundan çıkan sesle aynı olmuyor. Ne yazık ki arkadaşlar. Bunların ölçümlerini yapan objektif ölçümlerini yapan siteler var. Girin bakın genelde düzgün güzel bir center hoparlörü bulmak gerçekten zor. Mümkünse ortaya aynı bunlar gibi mesela bunun üçüncüsü olsaydı ortaya onu koyabilseydik çok daha iyi olurdu. O zaman nasıl olabilirdi? Belki bu kadar yüksek olmayacak tabii ki. Ama yani yüksek olmalı çünkü yapacak bir şey yok. Neden yüksek olmalı arkadaşlar biliyor musunuz? Oturduğunuz zaman da bunun bu tweeter'ı genellikle kulak hizamızda olmalı. Mümkün olduğunca bunu kulak hizamıza alıyoruz ki daha detaylı duyabilirim sesleri. Bunu çok yapamadığınız zaman bunların ayaklarından, şu alttan ayaktan gözüküyor mu bilmiyorum. Bunlardan biraz ayarlama yapıp yukarı aşağı indirip oturma mesafenize direkt kulağınıza gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu arada hani bunların altında böyle spike şeyler oluyor. Çok sert. Onlar şeye zarar vermesin diye. Bu arada bu mermer değil bu laminant arkadaşlar. Ona zarar vermesin diye çeşitli şeyler var. Böyle plastik koyabilirsiniz. Ama genelde böyle bozuk para koymak daha mantıklı, daha güzel oluyor. Az önce dediğim gibi bunun tweeter'ı kulak mesafesinde olması gerektiği için çok fazla aşağı alamıyorsunuz bunları. Ama bir
projektörünüz varsa ve projektörün önünde ses geçiren bir perdeniz varsa, bunların hepsini perdenin arkasına saklayabilirsiniz. Hepsini perdenin arkasına sakladığınız zaman 3 tane aynı hoparlörlerden koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için böyle özel hani direkt sinema sisteminde kullanacak hoparlörler var. Çeşitli çeşitli, çok pahalıları da var. Çok da güzel oluyor. Onları kendiniz araştırırsınız. Ama imkanınız yoksa tabii ki yine dediğim gibi aynı madde, aynı marka, aynı model bir center alın. Mümkün olduğunca büyük bir center alın. Çünkü center hoparlörü çok önemli. Bütün konuşmalar orada geçiyor, diyaloglar orada geçiyor. Birçok şey hani oradan geçtiği için o gerçekten çok önemli bir hoparlör. Yani en az bunlar kadar, belki filmlerde bunlardan, stereolardan daha önemli diyebilirim. Hatta bazı receiver'larda, mesela benimkinde öyle bir özellik var. Kullanmışsınız bilmiyorum ama diyor ki center hoparlörün sesini yandaki iki hoparlörleri de dağıt diyor. O zaman ne oluyor? 3 yerden birden alıyoruz aynı sesi. Böyle seçenekler de var. Bakarsınız bu yetmiyorsa öyle bir şey yapabilirsiniz. Ama receiver'ın ayarlarından en son ölçümü yaptıktan sonra zaten orada mesela diyalog şeylerini genelde 1-2 desibel arttırıyorsunuz. Hani basları sevenler basları arttırır. Ama genelde diyalogları da arttırmayı ben tavsiye ediyorum. Çünkü filmlerde de sıkıntı oluyor biliyor, diyalogların duyulması ile ilgili. O yüzden birkaç desibel, bence 3-4 desibel rahatlıkla arttırılabilir. Filmlerindeki sesi daha iyi, konuşmaları daha iyi, diyalogları daha iyi duyacaksınızdır arkadaşlar. Hoparlörleri anlattık. Subwoofer seçimi önemli. Subwoofer da önemli. Şimdi genellikle şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Receiver size ne kadar büyük de kule hoparlörleriniz de olsa da konfigürasyon yapacağınız zaman, şöyle göstereyim size. Konfigürasyon yapacağınız zaman bunları diyecek nasıl ayarlayayım ben diyecek. Büyük hoparlör olarak mı ayarlayayım diyecek, küçük hoparlör olarak mı ayarlayayım diyecek. Şimdi bir dakika, pardon, burada değil. Burada değil, burada değil. Back speaker configuration burada mıydı? Bir bakalım, basalım hemen. Evet, bakın burada. Şimdi her ne kadar oradaki resime de bakın. Resimde de öyle kule hoparlörler olmasına rağmen. Bizimkine hemen hemen aynı gördüğünüz gibi. Kule hoparlörler, arkadakiler bookshelf. İki tane de subwoofer koymuş. Bu arada dikkat edin, subwooferler köşede değil, şey değil, ne denir ona? Nizami diyor, simetrik değil. Subwoofer'ın yerinin seçimi de çok önemli. Bununla ilgili bir video belki çekerim daha sonra. Hani bunun çeşitli teknikleri var. Çünkü her oda tamamen farklı ses veriyor. Subwoofer'ın yeri, mesela benim subwoofer, bu büyük subwoofer'ı bu tarafa koyduğunuz zamanla küçüğün tarafına ikisini yerleştirdiğiniz zaman inanılmaz fark var. Yani böyle hissetmemenizin imkanı olmayacak kadar büyük bir fark var. O yüzden her subwoofer'ın şeyi farklı. Neyse, dağıttık konuyu. Genellikle sizden bu hoparlörleri small olarak seçmeniz istenecektir. İnternetten de araştırın. Bunlar genellikle small olarak seçilir. Small olarak seçiyorsunuz ve burada bunların crossover'larına, şimdi geri geliyorum. Geri geliyorum. Gelemiyorum. Önce seç diyor. Seçtim. Tamam. Bunların crossover'larını arkadaşlar, hani ben bunları kendim bildiğim için tek tek ayarlayabildim ama normalde çok böyle yapmanıza gerek yok diyorlar. Bunların hepsini mesela all şey 80 Hz yapabilirsiniz. Hepsine hiç uğraşmanıza gerek yok. Çok çok ciddi bir şey fark etmez ama ben hepsinin kaç Hz'e indiğini, hepsinin ne kadar olduğunu bildiğim için az önce yani bunu yapabiliyorum. En son böyle daha iyi ses aldığımı fark ettim ama gerçi zaten çok fark yok, gördüğünüz gibi. Hepsini 80'de yapsam çok çok ciddi bir şeyler fark etmeyecek. Bu arada şunları 60 yapmamın çok da bir anlamı yok. Çünkü neden arkadaşlar? Ayrıca neden small yaptırıyorlar? Çünkü 80 Hz'in altı araştırmalara göre insan kulağı nereden geldiğini anlayamıyor. Yani 80 Hz'in altındaki her şeyi subwoofer'a gönderebilirsiniz. 80 Hz'in orada bakın 60, 80, 90, 100, 80, 80 diye gidiyor ya. O ne demek arkadaşlar? Bütün onun altındaki, bu Hz'lerin altındaki seslerin hepsini subwoofer'lara gönderiyor receiver. O yüzden bunları 80'de de bırakabilirsiniz. Ben 60 yapınca odadaki basların, dediğim gibi her odanın kendi karakteristiği olduğu için
odadaki basların biraz daha böyle bir tık daha düzgün olduğunu hissettim. Çünkü o basların ne kadar mesela 2 hopper, 2 subwoofer her zaman bir subwoofer'dan iyidir. 4 subwoofer 2 subwoofer'dan iyidir gibi. Belki bunlar hafif destek verebilirse daha iyi olur diye düşünmüştüm. Sanki biraz daha iyi olduğu gibi çok ciddi değil. 80 de yapsam hepsini çok bir şey fark etmez arkadaşlar. Ne diyordum? Evet, subwoofer bu yüzden önemli işte. Çünkü 80 Hz'in altındaki her şeyi subwoofer'lara göndereceksiniz arkadaşlar. Subwoofer'unuz sinema subwoofer'uysa, sinema özellikle istiyorsanız genellikle portlu, yani delikli subwoofer'lar kullanılır. Bakın şunlar delikleri aslında. Benim subwoofer'ımın farklı konfigürasyon yapmaya imkanı var. İki farklı deliği ve arkada çeşitli ayarları var. Şimdi size böyle gösteremiyorum ama çok çeşitli ayarları var. Yani kapalı subwoofer olarak da kullanılabiliyor, açık olarak da kullanılabiliyor. Bu portlu subwoofer'lar genelde daha derine inerler. Daha böyle gümbür gümbür, nasıl diyeyim size, işte deprem sesleri falan filan, öyle diyeyim. Onları oradan çok daha iyi alırsınız. Kapalı subwoofer'larda müzik de daha çok tercih edilirler. Kapalı, bakın. Şunu göstereyim. Bu da Cambridge Audio'nun küçük bir subwoofer'ı. Burada bu arada iki tane woofer var arkadaşlar. Bir burada var, bir bunun altında var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bas refleks değil o. O bildiğiniz woofer. İki tane subwoofer var bunda. Aman, karıştırdım. Bu kapalı, bu portlu. Öyle diyeyim. Bu müzikte daha hızlı ses verir. Bu işte İngilizce chest pump diyorlar. İngilizce kullanmayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen aklıma Türkçesi gelmiyor. Çok unutkan bir adamım. İngilizcem ana dilim gibi değildir. Hani artistik falan da yapmıyorum. İyidir ama ana dilim gibi değildir. Aklıma gelmediğinden mecbur kullanıyorum. Yani öyle yanlış düşünmeyin. Artistik yapıyor, her şey İngilizce konuda diyor. Bir de bazı şeylerin gerçekten Türkçesini bilmiyorum yani. Yani Türkiye'de bu konuda zayıfız. Hani ses sistemleri de şudur budur. Zayıfız yani. Türkçe karşılığını da bilmiyorum o yüzden. Var mıdır? Varsa da ben bilmiyorum. Cahilliğime verin. Neyse. Sinemada portlu daha çok tercih edilir. Müzikte kapalı daha çok tercih edilir. İkisinden birini seçebilirsiniz. Markadan markaya gelir, değişir. Araştırmanızı yaparsınız. Alırsınız. İyi bir subwoofer'ın en az 20 Hz'e kadar inmesi beklenir. 20 Hz'den sonrasını insan kulağı duyamaz araştırmalara göre. 20 Hz'den sonrası hissedilir arkadaşlar, basınç olarak. Yani bunu bir gün gösteririm, hatta bir videom var, oradan bakabilirsiniz. Böyle o basınç, önündeki havayı böyle nasıl hareket ettirdiğini gösteren bir videom var, oradan bakabilirsiniz. O basıncı mesela yanında durduğunuz zaman ayaklarınızda falan hissedebiliyorsunuz. Artık hissetmeye başlıyorsunuz belli bir şeyi. Daha sonra 20 Hz'den sonrasını hissediyorsunuz, duymuyorsunuz. O yüzden 20 Hz'e kadar bir subwoofer'ın inmesi beklenir. Telefonumun şarjı bitti diye uyarı geldi. Bilmiyorum, bu arada durdurdum. Subwoofer'ı da aldık. Subwoofer işini de hallettik. Bu sefer ne kaldı geriye? Ne kaldı, ne kaldı, ne kaldı? Evet, mesela şimdi dedik ki bu hoparlörleri sürmeye yetecek mi bizim acaba receiver'ımız? Gücü yetecek mi? Şöyle söyleyeyim, eğer paranız varsa en azından bu şu 3 hoparlör için, sahnedeki en güçlü, en çok kullanılan hoparlörler için bir tane harici power amp alın derim. Paranız varsa, gücünüz yetiyorsa alın. Ama yoksa ve belirli bir şeyin üstünde bir receiver kullanıyorsanız, benimki nasıl deniyor, en tepe modelin, en uç modelin 1.6 modeli. Yani 10 tane model varsa 9. sıradaki güçlü diyebilirim o yüzden. External power amplifier alabilecek imkanım da yoktu. Alamadım. Bu arada çok dokunmamın için kendi kapattı. Küstü mü bizi, almadık bizi beslemeli diye acaba, bilmiyorum. Neyse. Ama paranız varsa buraya alabilirsiniz. O zaman çok çok daha rahat olacaktır. Receiver'ın bunları sürmesi. Çünkü 11 hoparlörü birden sürüyor diyeceğim. Burada hemen bir parantez açıyorum. Aslına bakarsanız bunların birçoğu
bir seviyeye kadar yanıltma diyebilirim. Tabii ki bir seviyeden sonrası iyi oluyor, farkında oluyor, yani hissedebiliyorsunuz. Ama belirli bir seviyeye kadar çok bir anlamı yok. Neden? Çünkü en çok power, en çok güç gerektiren herzler baslar arkadaşlar. Basları da ne yapıyoruz? Genelde basları siz aktif subwoofer kullanacaksınız. Bak bu aktif subwoofer. Yani kendi kendini besliyor. Buradan güç çekmiyor hiç. Her şey kendi alıyor. Bu da aktif, o da aktif. Pasif subwoofer kullanıyorsanız kesinlikle ihtiyacınız var. Kesinlikle harici şeye ihtiyacınız var. Çünkü dediğim gibi çok 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 ciddi bir miktarını ihtiyacınız olan enerjinin bastır alıyor. Ama mesela benim bu sürekli gücü bunun 750 watt sanırım. Peak zirve gücü 1050 mi 1150 mi öyle bir şey yani. Güçlü bir subwoofer. O yüzden çok çok zorlandığımı hiçbir zaman hissetmedim. Ben kendim hissetmedim arkadaşlar. Özellikle mesela şeylerde, tizlerde falan o kadar az şey kullanılıyor ki, watt o kadar az enerji kullanılıyor ki, şöyle söyleyeyim. Mesela bu şeylerin ölçümleri nedir? O sensitivity'si falan nedir? Mesela 1 metrede der ki 1 metrede işte 92 dedik bizimki. 92 desibelin 92 desibel sesi alabilmeniz için bunun 1 metre uzandığı duruyorum. Konuşabilsem neler anlatacağım da konuşamıyorum ya. Kusura bakmayın. Neyse. Bunun 1 metre uzandığı duruyorum ve 1 metre uzandayken 92 desibel seviyesinde ses alabilmem için gerekli watt miktarı 1 watt. Bakın 1 watt. O kadar az yani. Anladın mı? Şimdi tamam. Uzaklık arttıkça gerekli şey 2 katını artar. İşte her desibelde 2 katını artar şey. Bunlar böyle şey olarak gitmiyor. Aritmetik olarak gitmiyor. Geometrik olarak ikişer üçer katlanarak gidiyor. O ayrı. Ama özel bir de kaç herzde ölçülüyordu bunlar? Unuttum ama basta değil yani. Yüksek herzlerde ölçülüyor. Dediğim gibi bunlar tizlerde çok çok az enerji harcıyor. Aşağı indikçe enerji ihtiyacını belli bir seviyede hissetmeye başlayabilirsiniz. Özellikle hoparlörlerinizin duyarlılığı, o sensitivity İngilizce olan şeyi düşükse, evet o zaman daha çok ihtiyaç duyabilirsiniz harici şeye, harici güç amfisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama yüksekse, mesela benimki 92 yüksek, klipslerin o 99, 102 falan şeyleri var böyle. Yani çok rahat sürmesi onları. Orada çok çok hissetmeyebilirsiniz, çok çok ihtiyacınız olmayabilir. Ha şey söylemiyorum ama. Çok giriş seviyesi bir receiver'ınız varsa da bunların şeyleri çok düşük oluyor. O zaman ihtiyaç hissedebilirsiniz. Ama belirli bir şey üzerinde ise benimki kaçtı hatırlamıyorum. Tabii orada receiver'ların, markaların verdiği şeylere de çok güvenmemek lazım. Onlar da böyle birazcık üç kağıta kayıyor ama bunları gerçekten ölçen siteler var. Diyor ki adam işte iki kanalı çalıştırdığı zaman bu receiver aslında şu kadar güç verebiliyor maksimum. 5 kanalda bu, 7 kanalda bu, 11 kanalda bu diye verebiliyor. Oradan takip edebilirsiniz. Ben kendimkine öyle baktım. Fabrikanın şeyine bakmadım. Gayet yeterli buldum şeyleri, verdiği şeyleri, gücü. Bir de iyi bir power amp, yani benim bu receiver'a etki edebilecek bir power güç, dış güç şeyi almam. Çok ciddi bir rakamdı yani. Yani neredeyse receiver parasını almam gerekiyor. Yani iyi bir şey ama aldığınız zaman iyi almayı severim. İsterim en azından gücümün yettiğince. Onu alamıyorsam da çok bir anlamı yok gidip dandik bir şey alıp koymanın. Ve beni de şu ana kadar hiç üzmediği için çok şey duymadım. Kendimi tekrar etmeye başlayacağım daha fazla anlatırsam bunu. Durum böyle. Başka. Görüntü. Görüntüden bahsedebilirim. Görüntü. Televizyon mu izleyeceğim? Televizyondan mı izleyeceğim? Yoksa işte şeyden mi izleyeceğim? Projektörden mi izleyeceğim? Şimdi televizyon her zaman daha iyi görüntü verir arkadaşlar. Televizyonun siyahları daha iyidir. Televizyonun renkleri daha iyidir. Televizyonu ışık altında daha iyi izleyebilirsiniz. Gündüz daha iyi izleyebilirsiniz gibi.
Ama televizyon küçük tabii ki arkadaşlar. Şimdi küçük ekranla büyük ekranın farkı çok ciddi oluyor gerçekten. Şimdi bir 65 inç, hadi bırakın 65'i, 75 inç televizyon aldığınızı varsayalım. Getirin buraya koyun, 140 inç, 150 inç. Yani dönüp televizyona bakmazsınız arkadaşlar. Çünkü gerçekten farklı hissettiriyor size projektör. Ama oturma mesafeniz çok kısaysa, oturma mesafeniz çok, mesela şöyle söyleyeyim, yaklaşık 2-2,5 metrelik bir oturma mesafeniz var. 3 metreden az diyeyim. 3 metre çok bile, ama onu söyleyeyim. Yani 2-2,5 metre bir oturma mesafeniz varsa, tabii bu sefer çok büyük de gözünüzü yorar arkadaşlar. Bunların oturma mesafelerini internetten bulabilirsiniz. 2 metrede yaklaşık kaç inç olmalı? 2,5 metrede kaç inç olmalı? 3 metrede kaç inç olmalı? Gözün neresine konumlandırmalısınız? Şimdi bunu ben buraya, projektörü koydum. Hop, buraya yansıttım diye bir şey yok. Nasıl yaptım ben bunu? O projektörün kendi fabrika çıkış verileriyle bu görsel böyle bir birlik var dünyada, bilinen bir birlik. İsmini hatırlayamadım ama internetten zaten araştırdığınız zaman direkt onun verilerini göreceksiniz. O diyor ki mesela kafanız bu ekranın, şimdi şöyle varsayayım, burayı 3'e böldüğünüzü düşünün. Şöyle 3'e böldük burayı. Şu baş parmağımın olduğu yerde olmalı diyor mesela. Kafanız burada olmalı diyor. İşte mesela daha yüksekte olursa aşağı bakarsınız. Çok daha altta olursa çok yukarı bakmak zorunda kalırsınız. Falan gibi şeyler var. Ben 3'te 1 diye hatırlıyorum. Sanırım 3'te 1 miydi? 3'te 1'di. Neyse, siz tekrar kontrol edin. Bana güvenmeyin çok arkadaşlar. Ben ses mühendisi değilim. Yani yıllarca okudum, araştırdım. Yıllarımı verdim. Farklı sistemler kurdum. Farklı sistemler deneyimledim. Ama her şeyi bilme gibi bir şey iddiam yok. Yani haddimizi bilmeliyiz değil mi? Haddimizi bilmezsek sıkıntılar hep orada başlıyor zaten. O yüzden benim dediklerimi bir genel bilgi olarak alın. Kendi sisteminiz özelinde bunların hepsini tek tek araştırın. İyi bir şey yapmak istiyorsanız. Bunları tek tek araştırabilirsiniz. Şimdilik bu kadar aklıma gelenler. Aslında başka aklıma gelen şeyler vardı herhalde ama ne olduğunu unuttum. Şu şeyden bahsedeyim. Bu sehpadan bahsedeyim. Bu sehpayı ben özel yaptırdım. Neden özel yaptırdım? Bunların ölçülerini verip koyup yaptırdım. Arkadaşlar, şimdi sent hoparlörlerde, diğer hoparlörlerde de öyle. Yani koyacağınız hoparlörler mutlaka böyle bununla aynı hizada olmalı. Bu biraz daha geride durursa bu aşağıya değen ses yankı yapıp sizin şeyinizi bozabilir arkadaşlar. O yüzden bununla aynı hizada olmalı. Hep bu diyorum ama siz anlıyorsunuz. Aynı hizada olmalı ve arka tarafını açık bıraktım arkadaşlar. Burası o kadar dağınık ki size göstermeye bile korkuyorum ama arka tarafını açık bıraktım. Neden? Bu hava almalı. Hava giriş çıkışı rahat olmalı ki düzgün ses verebilsin. O yüzden önünü arkasını kapatmadım bunların birçok şeyi. Bazı receiver'lar çok çabuk ısınır. Çok çabuk ısındığı için yani zarar patlayabilir, Allah korusun. Bir daha almamız çok zor. Ben ne yaptım? Bakın, buraya sessiz bilgisayar hoparlör şeyleri taktım. Soğuk versin diye. Buraya da altına da delikler açtırdım. Bakın, gördünüz mü? Gerçi usta biraz uzakta açmış bu delikleri. Onun hatası, biraz daha ortada açmalıydı ama ben test ettim. Gayet efektif soğutuyorlar. Gayet güzel oluyor. Sesini hiç duymuyorum. Bir de burayı kapattığım zaman zaten hiç duyulmuyor. Ve otomatik olarak bunların 12 volt, birçok şeyde vardır. 12 volt trigger deniyor. Oraya bağladığınız zaman zaten onlar çok enerji gerektirmediği için pervaneleri receiver'a bağladığınız zaman receiver açılır açılmaz otomatik onlar da dönmeye başlıyor. Receiver'ımı soğuk tutuyor. Bir önceki receiver'ımın üstüne yumurta kırsam pişerdi arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ondan korktuğum için zaten bunu yaptım. Aklıma gelen bir şey daha gördüm. Ne gördüm? Şurada kablo gördüm arkadaşlar. Kablolar. Kablolarla ilgili özel bir şey çekebilirim. Çünkü kablolarla ilgili ben çok araştırdım. Ve kablolara o kadar para vermenin bir anlamının olmadığına kani oldum. Subjektif, farklı düşünenlere saygı duyuyorum. Ama benim araştırmalarım ve deneyimlerim bunu gösterdi arkadaşlar. Kabloda önemli olan ne? Kabloyu kalın almalısınız.
Ben kendi kablolarımı her yerde duvarların içinden sağdan soldan insen kabloları 4 milimetre aldım. 4 milimetreden az almak istemedim. Özellikle kaynaktan uzaklaştıkça sıkıntı oluyor. Uzak yerlerdeki hoparlörlerde daha kalın kullanmanız gerekiyor. Ama ben 4 milimetre şeyin 4 milimetre bu arada bayağı kalın arkadaşlar. 4 milimetrelerin bunlara yettiğini düşünüyorum. O yüzden 4 milimetre onlara kullandım. Yukarıda kablolar oksijen free dedikleri ve %100 bakır olmalı. Bunun alüminyum bilmem ne karışımı falan oluyor. Onları almayın. Hani onlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Böyle binlerce dolarlık kablolar kullanılıyor ya, onlara gerek olmadığını bahsediyorum. Kablonun belirli bir kalınlıkta olması, oksijensiz olması, %100 bakır olması çok önemli. Ve tel sayısının çok olması lazım. Şimdi 4 milimetre tek ne denir ona? Tek dal mı denir işte? Tek dal tek dal kabloyla bu işi çözemezsiniz. Çünkü ses nerede dolanıyor? Şu elimi kablo olarak düşün. Ses bunun içinden geçmiyor. Ses bu kablonun etrafından geçiyor arkadaşlar. Şu etrafından geçiyor. O yüzden kablonun içindeki tel miktarı ne kadar çok olursa o kadar iyi ses iletimi olur. Dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Bunlarla ilgili daha sonra detay yaparım. Ha bu arada şöyle bir saçmalık var. Bazı şeyleri bile bile yapıyorsunuz. Ben de gittim. En azından dedim ki stereolar pahalı olsun. Yani çok ciddi pahalı değil ama pahalı. XTZ neydi? CAT XT40 mı? Ne öyle bir şey. İçinde boru varmış bilmem ne varmış. Yine 4 milimetre baya şey falan filan. Bakayım burada yazıyor muymuş? CAT bilmem ne işte. CAT XTube XT40. Aldığım zaman bana çok ucuz değildi. Bazıları için 5 para etmeyebilir. Ama bizim gücümüz anca ona yetti. Bilmeme rağmen belki acaba dedim böyle bir şey olur mu? Alayım gideyim dedim. Çok da çok çok ciddi de pahalı değil sonuçta. Hani öyle dedim bakmayın çok ciddi pahalı da değil yani. Aldım koydum. Kablolama, ikili kablolama yapabilirsiniz. Bakın şimdi şurada göstereyim. Bunları işte bu bananalarla bağlayabilirsiniz. Bananasız bağlayabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Önemli olan temasının çok olması. Temas yerine dikkat etmeniz lazım. Bir wire yapabilirsiniz ya da tek bağlayabilirsiniz. Bununla ilgili de okudum. Bir wire'ın hiçbir işe yaramadığını söyleyen çok makale var. Gerek duymadım. Bazıları yok, faydası var diyor. Herkese saygı duyuyorum. Gerek duymadım. Çok ya bu işin sonu yok bir de arkadaşlar. Yani istiyorsanız şey yapın. Onu da alın, bunu da alın. Şunu paranız varsa yapın zaten. Kafanız rahat etsin. En kötü kafanız rahat eder yani. Ah yapsa mıydım? Acaba daha iyi ses verir miydi? Demezsiniz kafanız rahat eder. Ah ben bunu da yaptım dersiniz geçersiniz. Başka şeyler de bununla ilgili daha sonra anlatacağım. Sinema sistemine renk katacak güzel farklı dokunuşlar yapabilirsiniz. Akustik düzenleme çok 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 önemli arkadaşlar. Yani salonunuz varsa da en azından bu bazı işte yansıtıcı diyorum. İşte bu akustik tablo mu deniyor onlara ne deniyorsa onlardan alıp üstüne de böyle kanvasla istediğiniz resimleri falan yapıp öyle bir şeyler yapabilirsiniz. Ben hem dışarıdaki sesi kessin diye hem de akustiğe faydası olsun diye bakın böyle perdeler aldım. Bu perdelerin arka tarafı naylon yani normal perde değil arkadaşlar. Ekstra tutuyor ve ayrıca bunların arkasında da şöyle eski ama çok kalın, ciddi kalın kadife şeyler var arkadaşlar. Perdeler var. Onları koydum. Sesi emsin diye. Bakın gördüğünüz gibi. Bunlar çok ciddi fark ediyor. Tavanlara işte akustik süngerler yerleştirdim. O tarafa bu tarafa falan. Yerde bir halı mutlaka öneririm. Akustik difüzörler var. Onlardan yapabilirsiniz. Bunu da çok araştırabilirsiniz. Mümkün olursa benimki gibi özellikleriniz varsa benimki gibi değil de böyle burada açılış yeri olmasın ne diyeyim yani burada böyle bir yer olması sesi çok fazla bozar arkadaşlar. Bunu olmaması iyidir. Ama
Oluyorsa yapacak bir şey yok. Mümkün olduğunca kapatacaksınız benim gibi her tarafı. Ve önemli olan, en önemli şey ilk yansıma noktalarını kapatmanız. Bununla ilgili de daha sonra akustik düzenleme nasıl yapılır diye de bir video çekerim size. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar.